Müge Anlı stüdyosu yıllar süren bir hasretin son bulduğu çok duygusal bir kavuşma öyküsüne sahne oldu. Gurbet Laçin'e 33 yıl önce kaçırıldığını iddia ettiği kız kardeşini bulabilmek için başvurmuştu Müge Anlı'ya. Önce beklediği o müjde geldi, sonra da kardeşi geldi stüdyoya. Komşusu tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kardeşi Ruziye'yi aramak için aramızda. Belki de başı dertli, belki huzurlu değil. Bir ablalık yapmak istiyorum bugüne kadar. Bir ablası olduğunu bildim. Çok kötü ayrıldık. Abla beni bırakma diye ağlayarak gittiğini biliyorum yani. Gurbet buraya kız kardeşini aramaya gelmiş. Hayli de enteresan bir hikaye. Bundan 33 yıl önce 1991 yılında 4 yaşındayken Bursa'da halasının Kıvırcık Fataş olarak tanınan komşusu tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kardeşi Ruziye'yi aramak için aramızda. Bursa'da 1993 yılında anne Gülay ve baba Ayhan ayrıldıktan sonra bizim aradığımız Ruziye, hala Nurten Laçin'e evlatlık olarak verilmiş. Hala Nurten Laçin'in vefatı sonrası eğlence mekanlarında çalıştığı söylenen o dönem, komşu Kıvırcık Fatoş lakabıyla anılan kişi küçük Ruziye'yi kaçırıyor. Kıvırcık Fatoş olarak tanınan bahsi geçen komşunun çalıştığı eğlence mekanlarında şarkıcılık yaparken kullanan sahne ismi. Biz bilmiyor muyuz gerçek ismini? Bilmiyorum. Ruziye o sıralarda 4 yaşında, şimdi ise 36 yaşında olmalı. Neden bu kadar bekledin? Ben kendi amaçlarımla araştırdım. Kayıp kız olarak geçti. Hep böyle kayboldu. Üstünü örtbas etmeye çalıştılar. Ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim de. Çok istedim kardeşini bulmanı. Kıvırcık Fatoş isimli kişiye ulaşabilirsek kardeşini de bulabileceğini düşündüm. Kıvırcık Fatoş rahmetli olmuş. Hayatta değilmiş şu anda. Ama kardeşini buldum. Ruziye İstanbul'da yaşıyor. Evli ve bir kız çocuk annesi. Yani bir tane de yeğenin oldu hayatı. Ay, biliyordum. Nasrettin Hoca'nın tencere hikayesi oldu. Bu kazan hikayesi oldu. Ne güzel. Peki sana daha başka bir şey söyleyeyim mi? Dün Ruziye'nin doğum günüymüş. Doğum gününde sen ekrana çıktın. Hiç bilmeden. Ve ona böyle bir doğum günü hediyesi verdin aslında. Kardeşiyle sarılmak için stüdyomuzda. Bu kadar mı benzerlik oluyor? Ben hep şunu düşünüyordum. Hatırlasa o mutlaka başvurur falan diye düşünüyordum hep böyle. Ama hatırlamadığını biliyordum yani. Daha küçüktü çünkü. İşte sen en son abla beni bırakma diye ağladığın için Gurbet hep onun üzüntüsüyle 32 yılını geçirmiş. Ama senin de o sırada yapabilecek bir şeyin yoktu. Birbirimizin yaralarını sarabiliriz inşallah bundan sonra. Birbirimize destek oluruz. Evet. Güzel şeyler bizi bekliyor. Sana yeni bir bebek daha geldi Gurbetçin aslında kısacası. Bir aile fotoğrafı çektirelim.